Çizgi şekil ve perspektifin yanı sıra izleyicinin bakışını yönlendirerek öykü noktalarını desteklemekte kullandığımız bir diğer araç da tonlama. Ton dediğimiz şey gölgelendirme olarak da bilinir. Sahnedeki öğelerin parlaklık ve koyuluğunu ayarlayarak hem izleyicinin bakışlarını yönlendirebilir hem de belli bir ruh hali yaratabilirsiniz. Parlak değerler ferah, eğlenceli veya kaygısız bir duygu yaratabilir. Koyu değerlerse gizemli, mutsuz veya tekinsiz bir atmosfer yaratmakta kullanılabilir. Bir diğer kavram da zıtlık, yani kontrasttır. Kontrast birbirine komşu olan parlak ve koyu değerler arasındaki farktır. Düşük kontrast, parlak ve koyu değerler arasında çok büyük bir fark olmadığı anlamına gelir. Bu, dingin ve sakin bir hissiyat yaratabilir. Yüksek kontrasta ise çok parlak ve çok koyu renkler yan yanadır. Bu, heyecan, drama, endişe veya çatışma hissi yaratmakta kullanılabilir. Kontrast da izleyicinin bakışını yönlendirmek için kullanılan bir öğe. Çünkü gözlerimiz doğal olarak önce en yüksek kontrastın olduğu yöne kayar. Bu bilgiyi fiiliyatta görmek için sanatçılarımıza soralım gelin. Yukarı Bak filmine ait bu resimde ilk olarak tek nokta perspektifi gözümüzü resmin odak noktası olan Karl'ın evine yönlendiriyor. Ön plandaki her şey karanlık. Bu bir anlamda çerçeveleme işlemi görüyor. Arka plandaki renklerin parlaklığıyla da bir yükselme duygusu yaratılmak istenmiş. Bu resimde iki temel değer görüyoruz. İlki arka plandaki orta açık griden oluşan değer. Bu diğer her şeyi bir arada tutuyor ve şurada ise parlak bir gölge var. Parlak ve koyu değerler arasındaki zıtlık gözümüzü derhal buraya kaydırıyor. Resimdeki en koyu öğeler karakterler. Koyu gri renkleri bu parlak bölgeyle komşu. Bu da bize tam olarak nereye bakmamız gerektiğini söylüyor. Arkadaki açık gri tonlama ise gözümüzü çerçevenin kenarlarından alıp asıl odağa doğru kaydırıyor. Bunu burada görebiliriz ton değerleriyle oynamak eğlenceli bir şey. Mesela bu karakterler arka plana göre koyu renkler. ama oda da çok karanlık. Resimde bu ayrımı nasıl yapacağız? Biz de düşündük ki dışarıdan gelen bu ışık sütunu karakterleri aydınlatmak için güzel bir yol olabilir. Ayrıca bir gerilim noktası oluşturuyor. Aydınlığa karşı karanlık gibi. Bu ikisinin buluştuğu bölge bir enerji yaratıyor. Karakterlerin üstündeki güçlü bordür ışığını görüyorsunuz. Bakışınız aslında buraya çekiliyor. Çünkü eylem ve çatışma resmin bu kısmında gerçekleşiyor. İşte tam burada. Arabalar 3'e ait bu sahnede ton nereye bakacağımızı hemen anlayabilmemizi sağlayacak şekilde kullanılmış. Ama sadece gri tonlanmış bölgelere baktığımızda ilginç bir şeyle karşılaşıyoruz. Bu çizimleri yaparken tonlamaya gerçek ortamdaki ışıkla aynı şekilde yaklaşıyoruz. Dikkatli bakarsanız tonlamayla beraber oluşturulmuş bir takım şekillerin nereye bakacağımızı belirlediğini göreceksiniz. Birincil tonla böyle kocaman bir daire oluşturulmuş. Bu sayede gözümüz parlak ve yüksek kontrastlı bu bölgeye doğru kolay odaklanabiliyor. Desen ve çizgilerin büyük kısmı burada yer alıyor. Diğeri biraz daha belirsiz ama burada yine tonlamayla oluşturulmuş ikinci bir kutu daha var. Bu farklı dinamik, farklı bir dinamik şekil. Tekrar edeyim, burada ton bir şekil olarak kullanılmış. Sanki bir spot ışıkla yaratılmış gibi duran bu ışık adası sayesinde bir sahne ve yön duygusu yaratılmış. Bu da odaklanmamızı kolaylaştırıyor. Bu resimde tonu biraz farklı kullandım. Burada daha ziyade duygu ön planda. Bu McQueen için üzgün bir an. Bütün gün sahilde yarıştıktan sonra Storm'la yapacağı yarışı kazanmak için yeteri kadar iyi olmadığını, yeteri kadar hızlı olmadığını fark ettiği sahne bu. O yüzden buradan yukarı doğru hafif bir renk geçişi var. Yani degrade var. Ve bu insana neredeyse bir başarısızlık, bir kaybedilmişlik duygusu veriyor. Degrade aynı nesne üzerinde bir değerden başka bir değere geçiş demektir. McQueen'in buradaki şekline bakacak olursanız şeklin bir bütün olduğunu göreceksiniz. İşte bu şeklin üzerinde tonu degrade yaparak kullandım. Ton burada en altta en koyu değere sahipken yukarı çıktıkça en parlak değere ulaşıyor. Şöyle çapraz taramayla gösterecek olursak çizgiler yukarı doğru seyrekleşiyor. En altta ton en koyu değerde yukarı gittikçe açılıyor. Bu adeta karakterin üstünde duygusal bir pus veya sis varmış etkisi yaratıyor. Tabi seyircinin de karakterin duygularını biraz daha iyi hissedebilmesini sağlıyor. İşte bu şekilde yapıyoruz. Özetle tonlamayı kullanarak bir ruh hali oluşturabilir, seyircinin bakışını yönlendirebilir ve seyirci hangi bilginin verileceğini yönetebilirsiniz. Sıradaki alıştırmada ton ile oynama fırsatını elde edeceksiniz. Hadi gidin ve dağıtın.